Bugün Hollanda'da İsrail'in Gazze'de bugüne kadar katlettiği çocuklar ve gazeteciler için bir tören düzenlenecek. Onlar anılacak. Şimdi o törenin gerçekleşeceği alana gidiyoruz. Muhabir arkadaşımız Fatih Özyer de o noktada. Bir o son durumu kendisinden dinleyelim. Hollanda'daki ilk eylem değil, ilk tören değil bu ama bugünkü çok manidar değil mi Fatih? Afgelopen 13 maanden zijn 194 journalisten. Evet, Merve Türkay, sizin de söylemiş olduğunuz gibi önemli bir etkinlik aslında bu. Az önce siz de aktardınız. Gazze'de katledilen Filistinli kardeşlerimiz, işte bunlar burada anılıyor. Bulunmuş olduğumuz nokta Hollanda'nın Hilversum kenti. Merve Türkay, Hilversum kentinin önemli bir özelliği var. Çünkü burada Hollanda'da medyanın kalbinin atmış olduğu noktadayız. Hem sözü hem de ses ve görüntü açısından Hollanda'da medyanın kalbi olarak adlandırılır burası. Medya parkı olarak bilinir. Buradaki etkinlik Türkiye saatiyle saat 16'da başladı. Türkiye saatiyle saat 19'da sona erecek. Yapılan etkinlikte işte Gazze'de İsrail'in katletmiş olduğu çocukları temsilen burada binlerce ayakkabı bu park alana koyuluyor. Koyuluyor çünkü buradaki bu acının, oradaki o acının buradaki yansımasını dile getirmeye çalışıyorlar. Az önce de söylemiş olduğum gibi nerede? İşte Hollanda'da medyanın kalbinin atmış olduğu Hilversum kentindeki medya parkının önünde isimler okunuyor. İsimlere de bakıldığında Merve Türkay, ekranlara da getiriyorum. Her buraya gelen Hollandalı elinde bir çocuk ayakkabısını buraya koyuyor ve ayakkabıyı koyar derken de yanına bir çiçek, bir beyaz gül koyuyor. Acıyı, oradaki acıyı burada da yansıtmaya çalışıyor. Sadece o değil. Şu anda yine ekranlara taşımaya çalışacağız. Kameraman arkadaşımız gösteriyor. İsimler okunuyor. İşte yine şu anda okunan bir isimde bir çocuğun 2 aylık olduğunu ve isim soy isminin de okunmaya devam ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Atılan sloganlar ve yapılan konuşmalara da bakıldığında 17 bin suçsuz günah çocuğun öldürüldüğünü, 50 binden fazla kişinin de hayatını kaybettiği, katledildiğini, artık Gazze ne zaman yaşatılmaya devam edecek, yaşaması için neler yapılması gerekiyor, buna kimler öncülük yapacak? İşte bunlar burada konuşuluyor ve orada hayatını kaybeden binlerce, 50 bini aşkın kişinin ve özellikle çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere onları temsilen burada bu meydana ayakkabılar konuluyor, çiçekler konuluyor, konuşmalar yapılıyor, isimler okunuyor. Sadece o değil, az önce de söylemiş olduğum gibi oradaki o katliamda hayatını kaybeden 192 gazetecinin de isimleri burada okunuyor. Olmuş olduğumuz nokta Hollanda'nın Hilversum kenti, bir anlamda medyanın merkezi ve kalbinin olduğu nokta. İşte burada bu isimler, orada Gazze'de katledilenlerin isimleri okunuyor. Diğer taraftan da ayakkabıları bu meydana konuyor diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdi size bırakalım.